olmaz diye düşündüm. Yine bu konuyla alakalı tefsirleri okurken tefsirlerden birinde Nasreddin Hoca'ya ait bir fıkra gözüme ilişti. Bu mevzuda. Bakayım anlatabilecek miyim? Bu hususu, bu ayet-i kerimenin arz etmek istediği konuyu, mevzuyu, manayı çok daha canlı şekilde akılda, hatırda tutabilmek için gerçekten ilginç bir fıkra. Nasreddin Hoca'ya atfedilmiş. Tabi Allah-u Teala bilir bizzat onun kendisinden mi sadır oldu, daha sonra meydana geldi de ona mı atfedildi bilemiyor ama işin içinde gayet insanı düşündüren, hem güldüren hem de düşündüren bir nükte var, bir nokta var, bir öz mana var. Biz o öz manayı anlatmak için fıkrayı anlatmak istiyoruz. Rivayet edenler diyorlar ki Nasreddin Hoca Efendi çok sıcak bir yaz gününde bir köye, bulunduğu yerden uzak bir köye gitmek istemiş. Yola çıkmış. Tabi ulemadan bir zat olduğu için sırtında cübbesi var, başında sarığı var, ayağında o zaman çarık var, elinde asası var. Hoca Efendi gidiyor. Ama hava o kadar sıcak, o kadar bunaltıcı. Belli bir mesafe gittikten sonra yanındaki suyu da tükenmiş, susuz kalmış. Havanın şiddetli harareti altında bunalmış, daralmış, sıkışmış. Adeta susuzluktan dudakları çatlayacak hale gelmiş. Perişan durumda demiş ki ya Rabbi, suyum kalmadı, mecalim kalmadı. Senin de hazinen demiş geniş, kudretin sonsuz. Şu yakınlarda demiş, ne olur bana bir su, bana bir kaynak, bana bir göze, bana bir demiş çeşme nasip et de içeyim. Yoksa demiş ağzım kurudu, sesim çıkmaz oldu, gürültüye gidiyorum ya Rabbi demiş. Nazlı bir hoca. Bulunduğu mesafeyi aştıktan sonra tam karşıda bir yeşillik gözüne görünmüş. Çayır, çimen, yeşillik. Tamam demiş, alamet gözüktü. Yeşillik olan yerde su da olur. Son bir gayretle oraya ulaşmış. Su arıyor. Bakmış ki bir kaya orada, bir yüksek bir kaya var. Kayanın göğsünde, tam göğsünde böyle sızıntı halinde bir su akıyor ama sızıntı şeklinde, yani içmek mümkün değil, toplamak mümkün değil. O suyu içe içe kanmak mümkün değil. Bu su nereden sızıyor diye merakla bakmış, araştırmış ki bir delikten geliyor. Kayanın üstünde bir delik, o delikten su sızıyor. Ya niye bu su rahat akmıyor, rahat çıkmıyor, neye bu sızıntı böyle devam ediyor diye merakla biraz daha eğilerek bakmış ki o suyun sızdığı deliğe çok muhkem bir kazık çakmışlar. Öyle bir kazık çakılmış ki Allah Allah demiş ya, hangi zalim bu mübarek suyun demiş attığı deliğe bu kazığı çaktı. Kim bu hayırsızlığı yaptı, kim bu yanlışı yaptı diye merakla bakmış. Ne yapsın? Elindeki imkanları kullanarak kollarını çendelemiş ve bütün gücüyle o kazığı bir tarafından tutarak çekmeye başlamış. Ama çok muhkem, çok sert, çok sıkı. Zorlamış, zorlamış, zaten güç kalmadı hocada, derman kalmadı, sıcak bir yandan, susuzluk bir yandan, perişan bir durumda. Bütün gücüyle, bütün gayretiyle o kazığı zorlamış, zorlamış, sağa bitmiş, sola çevirmiş, nihayet yerinden oynatmış kazığı. Son bir gayretle çeker çekmez kazık çıkmış, elinde kalmış ama arkadan patlayan su öyle bir tazikle, öyle bir şiddetle hocanın göğsüne vurmuş ki hoca tepe tepe yıkılmış. Sarık bir tarafa, efendim kafa orada hafif bir taşa vurmuş, kanamış, yaralı beleli ayağa kalkmış gelmiş o suyun böyle
kütür kütür pazlıkla attığı deliğin karşısına gelmiş, demiş ki hey mübarek su demiş, adam gibi atsaydım, insan gibi atsaydım, senin demiş kıçına bu kazığı vallahi sokmazlardı demiş. Böyle çeşme mi olur abi? Böyle su mu olur demiş. Eğer akıllı akıllı, edepli edepli, uslu uslu insan gibi atsaydım demiş, sana bu kazığı çakmazlardı. Şimdi milletler de böyledir. İnsanlar da böyledir. Memleketler de böyledir. Usluluk, akıllı, ölçülü, edepli, namuslu, merhametli olmaz da ölçüyü kaçırırsa, yanlışa giderse, hataya giderse, nefsine kapılırsa, şeytana kapılırsa, dünyaya kapılırsa, ibadetleri ihmal ederse, yolunu şaşırırsa, vallahi milletin de başına öyle bir kazık çakarlar ki bütün bir memleket uğraşsa kazık çıkaramaz.